Bir kuyruklu yıldıza iniş yapmak, insan türü tarafından şimdiye kadar yapılmış en zor şeylerden biridir. Bu kuyruklu yıldız neredeyse binde bir model. Yani gerçeği bin kat daha büyük. İniş noktası yaklaşık olarak burada olduğundan, bulabildiğimiz en düz parça olan iniş aracını teslim etmeyi hedefliyoruz. Temel olarak malzemelerin sunulduğu içeriklerin neler olduğu ve misyonun amaçlarından birine geri dönersek, elimizde bulunan malzemelerin ne kadar karmaşık olduğunun farkındayız. Eğer anlamlı veriler elde edersem ve eğer iniş yolunda giderse bir örnek alırız ve her şey sorunsuz bir şekilde ilerlerse bu gerçekten de muhteşem olur. Ancak bunun için şansa ihtiyacımız var ve şans bizim yanımızda. İşte yüzeyde oturuyoruz. Philly bizimle konuşuyor. Daha da fazla veri gelecek. O verilen görevi yaptı ve artık kuyruklu yıldızdayız. Bilim şimdi başladı. Kuyruklu yıldızın ne olduğunu düşündüğümüzü, nereden başladığını anlamamızı sağlayan ilk sonuçlara sahibiz. Şimdi yılın geri kalanında kuyruklu yıldızın nasıl geliştiğini izleyeceğiz. Kuyruklu yıldızın nasıl çalıştığını ortaya çıkaracağız. Gaz ve tozun yüzeyden itibaren nerede hızlanmaya başladığına ve komanın doğuşunun nasıl gerçekleştiğine, yani komanın daha yüksek irtifaya çıktıkça nasıl geliştiğine bakıyoruz. Bu bölge şimdiye kadar sadece teorik olarak sınırlandırılmış ve modellenmiş. Bunlar bu alanda veya bu bölgede alınan ilk ölçümler olacak. Bu bizim için gerçekten önemli. Sonunda küçük pop kapandı. Philadelphia'nın yeniden aktif hale gelmesi pek olası değil, ancak imkansız da değil. Çünkü Philadelphia hipernasyon için tasarlandı. Kapanmak ve kendini yeniden aktif hale getirmek için tasarlandı. Tabii elbette bunun birkaç gün veya birkaç hafta sürmesini bekliyorduk. Birkaç ay değil ama bunu göreceğiz. Belki de şanslıyız. Ünite bu aylar boyunca hayatta kaldı. Ve Haziran-Temmuz aylarında aktif hale gelecek. Bilim insanları asteroidleri incelerken bir tanesinin kuyruklu yıldızların kuyruğuna benzediğini görünce şaşırdılar. Dikkatli bir incelemeden sonra bilim insanları iki asteroidin çarpışmasının sonuçlarını gözlemlediklerini fark etti. 596 Sheila küçük bir asteroid tarafından yüksek hızla çarpılmıştı. Çarpma 100 kilotonluk bir nükleer bomba gücündeydi. NASA Deep Impact'la benzer bir şey yapmıştı. Temple 1 kuyruklu yıldızına gönderilen bir sonda çarpışmayı ve bunun sonucunda ortaya çıkan enkazı incelemek üzere kuyruklu yıldıza çarpan kinetik bir çarpma aracı göndermişti. NASA'nın iyon enerjisiyle çalışan bir başka küçük sonda olan Dawn'ı fırlatmasından kısa bir süre sonra bu sondanın da sıra dışı bir görevi vardı. Mars ve Jüpiter arasındaki asteroid kuşağının derinliklerine yolculuk etmek. Hedefi Güneş sistemindeki en büyük asteroidlerden ikisiydi. Dawn, 4 Vesta'nın yörüngesinde bir yılı aşkın bir süre dönerek çok sayıda veri topladı. Dawn daha sonra asteroidlerin en büyüğü ve gezegenimsi olan Sirius'a doğru yola çıktı ve orada bir yörünge elde ederek çalışmalarına başladı.
Japon Uzay Ajansı JAXA kısa bir süre önce ilkine göre pek çok iyileştirme içeren ikinci bir Hayabusa sondası fırlattı. Hedefi C tipi bir asteroid olan 1999 JU-3. 3 yıl içinde hedefine ulaşması, örnekler toplaması ve 2020 yılına kadar dünyaya dönmesi bekleniyor. NASA daha çok Ben-O olarak bilinen 1999 RQ-36 asteroidine Osiris-Rex numune geri dönüş görevini duyurdu. Sondanın yakın gelecekte fırlatılması ve 2 yıllık bir yolculuğunun ardından yörüngeye girerek 2 kilogram malzeme almak üzere inmeden önce yüzeyin haritasını çıkarması bekleniyor. Sonda örneğinin 2023 yılında geri dönmesi beklenmektedir. Asteroidleri incelemek için pratik bir neden de vardır. 2013 yılında yaklaşık 9100 ton kütleli bir asteroid, Rusya'nın Chelyabinsk kenti üzerindeki 20 Hiroşima bombası gücüyle patlayarak 1500 kişinin yaralanmasına ve 7000 binanın hasar görmesine neden olmuştur. Dinozorların da tanıklık ettiği gibi bu dünyaya ilk asteroid çarpması değildir ve muhtemelen sonuncusu da olmayacaktır. Birleşmiş Milletler aracılığıyla ISA ve diğer büyük uzay ajansları bir koruma programı oluşturmuştur. NEWWISE verileri çok önemli iki bulgu ortaya koymuştur. İlk olarak 1 kilometreden daha büyük olan Dünya'ya yakın asteroidlerin %93'ünü bulduğumuzu tespit ettik. Ayrıca 100 metreden daha büyük olan Dünya'ya yakın asteroidlerin ise düşündüğümüzden biraz daha az olduğunu söyleyebildik. Ancak daha az demek hiç demek değildir. 100 metreden daha büyük yaklaşık 15 bin asteroidin bulunduğu tahmin edilmektedir. Bu danışma grubu gerektiğinde müdahale misyonları da planlıyor. Bir asteroidi saptırmanın üstesinden iki farklı teknolojiyle gelebileceğimizi düşünüyoruz. Bunlardan biri kinetik çarpma olarak adlandırdığımız asteroide çarpıp onu yoldan itmek, ikincisi ise ağır bir uzay aracını alıp uzay aracının kütlesini kullanarak asteroidi çekip uzaklaştıran bir yerçekimi çekici olarak kullanmak. Dünya'ya yakın bir bölgede küçük bir asteroidi yakalayıp ay yörüngesine sürüklemek için planlama aşamasında olan bir proje var.
Orada bir Orion kapsülündeki astronotlar tarafından karşılanabilir ve asteroidi ilk elden inceleyip kapsamlı örnekler alarak Dünya'ya geri döndürebilirler. Ne kadar çok şey bilirsek, Güneş sistemindeki yerimizi korumak için o kadar iyi hazırlanmış oluruz.